ey huri beş. Ey huri beş ki ekşi ruhun sağarımdadır. Kevser zülal bağdeyi canperverimdedir. İskender emmi zulmete ey Hızır olan revan, ab-ı hayat lal-i lab-i dilberimdedir. Sırr-ı dehani benden eşit, kim bu nükteni? Telif olan kitaplar ezberimdedir. Ol gaşı vuran zülfügar, zahm-ı mühlikin Cebrail tek henüz eseri şehperimdedir. Ol şem-i hüsnüne yandığım akşamdan beri pervaneler gözü hamu hakislerimdedir. Dilde mahaldır ki edem intikale eşk. Dilde mahalıdır ki dem intikalı eşk-i seyyid bu bir erezdi ki öz cevherimdedir. Seyyid bu bir erezdir ki öz cevherimdedir. Evet sevgili seyirciler, bu okuduğum şiir Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri Seyyid Azim Şirvanlı'ya aittir. Ve onun hakkında burada bilgiler size sunulacaktır. Seyyid Azim Şirvanlı'nın en önemli tarafı şiirlerinde felsefeye çok yakın olduğu ve yazdığı şiirlerde bu çok bariz şekilde görünmektedir. İma sanatını çok iyi biliyor. Terminolojik olarak ustad, yani bu şiir aleminde sadece şair değil, belki bir düşünür ve büyük bir filozoftu. Başlasak bu şiiri biraz bu şiir hakkında konuşmaya. Tabii ki bunu da bilgi vereyim ki Seyyid Azim Şirvanlı Şamahfı'da defne olmuştur. Hatta ben ziyaretine o şerefe nail oldum. Buradan gidenler de kesinlikle o ziyaret edebilirler ve orada çok güzel bir ruhani atmosfer vardı. O ilişkiye, irtibata girebilirsiniz oradan. Başlasak şiirimizi, uzatmayalım. Buyurur ki, ey huri beş, ki eksi ruhun saverimdedir. Yani sevgilisini bir huriye benzetiyor, bir meleğe benzetiyor. Diyor ki, ey melek yüzlüm, ey meleğe benzer, veş orada benzemek anlamında. Ey huri beş, ey melek yüzlüm ki senin şeklin, senin görüntün benim sağerimdedir. Yani şarabı içtiğim an, ona baktığım zaman senin gül yüzünü orada görüyorum. Huri gibi cemalini orada görüyorum. Ama nasıl olur da sen şarabın içinde onu eğilip bakında acaba nereden bakıyor? O da üstten mi bakıyor? Yani ama ne kadar güzeldi. Bunu buradan çıkarabiliriz aslında. Diyor ki, eğer ben şarabı içende bakıyorum kadehime, orada senin cemalini görüyorum. Ama bir de bu var, kendi cemalini de görüyor. Yani bu mu diyor acaba ki, yani sen ve ben aynıyız. Yani bir ayna gibi görüyor şarapta, kendisini görüyor. Kendisini gördüğü için yüzündeki aşk, yüzündeki güzellik sanki sevgilisini görüyor gibi bir şey de buradan çıkabilir. Kevser zülal bağdeyi canperverimdedir. Hemen o şarabına vurgu vuruyor ki hangi şaraptı bu? Hemen ki diyorlar ya cennette akıyor bir su akıyor. Belki de dirlik suyuna işaret ediyor. Kevser zülal çok parlak ve temiz zülal orada o anlamı geliyor. Kevser zülal yani bir nehir düşünün ya bir pınar düşünün akıyor ama çok zülaldı. Niye?
akıyor, hep hareketteydi. Yani bir havuzla Kevser'in farkı buradadır. Havuz dediğimizde batin, şuur ve oradaki bilgiler sabitti. Ama akan bir konudan bahsettiğimiz zaman, yani Kevser orada daima hareketlerdir. Bunu da oradan çıkarabiliyoruz. Kevser zülal bade-i canperverimdedir. Yani eğer bu içtiğim ki senin yüzünden, ki senin şeklini orada görüyorum, senin vasıtanla içtiğim Kevser zülalına dönüşüyor ve bu dönüştüğü için bu şarap, şarabı tahuran da diyorlar başka şey, bu şarap bana ne yapıyor? Can bağışlıyor. Perver yani orada besleyici. Benim canımı besliyor. Güzel kelimelerdi. Yani biraz hani orada huri var. Kadehte onu görüyor. Kadehte gördüğü için bu Kevser-i Zülal'e dönüşüyor veya o oluyor. Ve o olduğu için de ne yapıyor? İçtikçe onu ben dahi hüşyar oldum. Başka bir şiirinde de bunu diyor. Billah içtikçe onu ben daha hüşyar oldum. Yani o şarabı içtikçe tam tersine daha uyanık oldum, daha ayık oldum, daha her şeyin farkına vardım. Yani içinde su farkındalığa vardım. Sonraki, İskenderem mi zulmete ey Hızr olan revan, ab hayat lalele bi dilberimdedir. Biliyorsunuz İskender çalışıyor ki çok uzun ömür yaşasın. Duymuştuk ki Hindistan'da böyle bir su var ki içinde ömrün uzuyor falan. Mecazi halde. Ve ama Seyyid Azim diyor ki o şuuriyle aslında zulmete daldı. Zulmet burada karanlık yani. Zulmete daldı. Yani çünkü o zahiri anlamda bu dirilik suyunun peşindeydi. İskender emmi zulmete ey Hızr olan revan abi hayat. Yani dirilik suyu nerede? Zulmette arıyordu. Çünkü dışarıda öyle bir dirilik suyu yok ki. Yani sen nesin olsun yani. İstesen ki iyi insansın, 400 sene de yaşasın iyi insansın, kötü insansın. Yine 400 sene de kötü insansın. Ne faal fark eder senin haline. Diyor ey Hızır, ey yeşil düşüncenin simbolu, ey güzelliklerin sembolu, ey sağduyulu bir varlığın simgesi. Meyemen İskender'im ki zulmette gidip dirilik suyunun peşine düşeyim. Ben onu nerede bulmuşum? Abi hayat lalille ve dilberimdedir. Eğer dilberim, sevgilim, aşkım, cananım benimle konuşuyor ise onun her bir kelimesi benim için şarap ve o kelime taşıyan kelime de badedir. Zaten oradan dem aldığım için, onun konuştuğundan bana can geldiği için. Yani neden can ve canan var? Canan çok canı kendisinde barındırır. Bir can canana bağlıdır ve o ilişkide ne oluyor? Onun tüm konuştukları, belki sadece konuşmak değil mimiklerinden, onun işaretlerinden, onun oturup kalkmasından, sakin durmasından, her hareketinden ne yapıyor? Aşık besleniyor. Abi hayat lalile bi dilberim dedi. Yani dilberimin, sevgilimin dudağından çıkan her şey bana dirilik suydu. Niye? Çünkü hayatına anlam katıyor. Bugün düne benzemiyor. Yani hemen zülalda söyledim ya, biraz hareket var yani. Zülalda, Kevser zülalda. Şimdi oradan almış sevgilisinden bu bilgileri, batın bilgileri, böyle güncel desek teknikleri, yaşam tekniklerini. Orada öğrenenden sonra buraya diyor sır dahane menden eşit kim bunu kineni.
oradan aldığı için diyor, şimdi o ağzın sırrını benden eşit. Benden duy, çünkü ben onları öğrenmişim. Oradan çekip getiriyor. Telif olan kitaplar ezberimdedir. Çok güzel bir bağlantı var aslında. Nedir? Yani kitaplar, hem tüm kitapları diyor. Belki de burada dört kitabı da diyor, işaret ediyor. Ne diyor? Diyor, hepsini Canan yazmış. O Canan'dı ki vahyetmiş, o Canan'dı ki ilham vermiş. Her kitap ki yazılıyor, bir şuurun akıcı halidir. Yani bir şuur dizayn yapılıyor, bir kitap yazılıyor. Ve o bize hayatımıza anlam katıyor. Hayatım ömrümüzü uzatıyor. Eğer istersen ki o ağzın sırrını elde edesen, benden duy bunları, benden eşit, benden duy. Neden? Çünkü o telif olan kitaplar benim ezberimdedir. O kadar dinlenmişim ki onları. Onlar bende, hepsi bende ne olmuş? Melekiye dönmüş. Hepsini ezber etmişim. Olgaş vuran Zülfikar, Olgaş'ı Zülfikar vuran Zahm-ı Mühlik'in Cebril tek henüz eseri şehperimdedir. Bu bir hikayeni bana anlatıyor. Söyleyeyim, yeri gelmişken söyleyeyim. Bu hikayede hani diyorlar ki, bakın içinde ne kadar güzel sırlar var. Bunu biraz hani hikaye gibi anlatmışlar ki biz daha içinden çok şeyler öğrenelim diyor. Arşıda bir gün bir ses geliyor Cebrail'e. Diyor, sen kimsin? Diyor, benim Cebrail. Sonra bir oradan bir kılıç çıkıyor ve bunun şahberlerinden, şah kanatlarından vuruyor. Yine ses geliyor ki, sen kimsin? Diyor, benim Cebrail. Aynı şey tekrar oluyor. Yine kılıç çıkıyor ama Zülfikar'ı diyor ya. Yani Zülfikar burada çok güzeldi. Ben bir yerde konuşuyordum. Zülfikar iki başlı olduğu için bir başı can verir, bir başı can alıyor. Besleyicidir. Üçüncü kere de bunu tekrar edendeki düşünüyor Cebrail ki yine aynı şey tekrar olacak. Diyor ki, ben hizmetkarım. Başka bir miraçnamede diyor ki, Hadim-ül Fükara deyi ben, açıldı kapı, gördü eyleşip kırkların şahı. Diyor, o zaman ki dedi ki, fakirlerin, miskinlerin, insanların, ben burada hizmet için vardım. Evet, orada artık o çıkmıyor. Onu diyor, diğer o Gaş-ı Fıran Zülfikar'ı, Zehm-i Mühlik'in, yani o derinden o yara, derin yara aldığından Cebril tek henüz eser-i şehberimdedir. Diyor, bende de olmuş. Bende de bir zaman benlik var idi. Ben Seyyid Azim Şirvanlı. Ben Cavet Mola. Biz biliyoruz, biz ediyoruz. Diyor ama ben dediğimde o Zülfikar'ı ben de yedim. Hızım alındı. Yani şah kanat burada batin anlamda bir yerlerde de insanın seyrindeki hızı gösterir. Kanat zaten onun için tasavvufta önem arz eder. Çünkü dolayısıyla hareketin temposunu belirler. Şah kanat dediği zaman yani kanatlar daha büyüktü ve zaman seyrinde daha hızlıydı. Diyor, ben de o ben demiştim. Dedem ben, o Zülfikar'ı ben de yedim. Cebril tek henüz eseri şehberimdedir. Benim de şah kanatlarımda o eser hala vardır. Ol şem-i hüsne yandığım akşamdan beri senin güzelliğinin nurunun ışığının karşısında o akşamki yandığım o güzelliğini senin mum ışığında senin güzelliğini gördüm.
cemil. Cemile. Yani o güzelliği görenden sonra üstüne cemil. Görenden sonra diyor yandım. Pervaneler gözü hamı hakislerim dedi. Yani diyor öyle yandım ki mumun etrafında hakisler yani küle döndüm. Öyle bir küle döndüm ki tüm kelebekler, pervanelerin gözü benim nasıl bu küle döndüğüme. Yani öyle yani öyle böyle yanmadım yani. Öyle yandım ki kelebekler bile belki hayret ettiler. Orada pervaneler gözü hamı yani hepsinin gözü benim hakislerimde kaldı, benim külümde kaldı. Yani oradan nasıl kül olursun da? Görüyor musunuz? Yine ateş var, cemal var, yanmak var ve kül olmak var. Neyi yanıyorsun sen? Bedenin yanmıyor ki yaşıyorsun. Eski düşüncelerin, aşka ait olmayan şuurun, aklın, kazandığın, biriktirdiğin bilgiler, tavırlar, huylar, ahlakın hepsi ne yapıyor? Cemali yarı gördüğün zaman hepsi yanıyor. Hani Hafız buyurur ya, beş huy o rağa ger hem derse mahi ki ilmi eşkler defterine başlar. Diyor eğer bizimle aynı dersi okuyor isen aşk dünyasında tüm buraya kadar getirdiğin varakları hepsini at geçsin ki aşkın ilmi o varaklarda değil. İşte o yanmak oldu. Çünkü bir ömür bir şeyler biriktirmiştin. Yani varlığını, benliğini, hüviyetini ve kimliğini o varın üstüne kurmuşsun. Ve o bunları hepsini bırakmak zorundasın. Sıfıra dönmen lazım. Yeniden bunları öğrenmen lazım. Ve bu gerçekten yanmaktı. Yani geçmişi temizlemek o kadar kolay değil. Dilde mahalıdır ki edem intikalı eşk. Diyor ben dilim vasıtasıyla aşkı kimseye aktaramam ki. Mümkün değil, mahaldır, mümkün değil. Dilde mümkün değil ki ben aşkı ne olduğunu, var olduğunu aktaram. Niye? Neden? O sırrı daha neye de bağlayabiliriz burada? Şem-i Hüsnü'ne de bağlayabiliriz. Seyyid bu bir erezdi ki öz cevherimdedir. Seyyid bu bir erezdi ki öz cevherimdedir. Yani bu bir bana arız olan bir şeydir. Biliyorsunuz felsefede bir erez var. Bir de cevher var. Cevher kendisidir. Kendi zat, bir zattı yani. Hiçbir şeyin varlığına ihtiyacı yoktu. Ama erez başka şeylerin varlığına ihtiyacı olduğu için erez ismi var. Yani arız olmuş sana. Diyor bu her bir şey, bilgim, bilmem, aşkdaki duygularım, her bir şeyim bana evet arız olmuş. Ama şimdi cevherimdedir. Ben size bunu bu kadar kolay anlatamam. Nasıl ki biz de burada anlatamayız. Kameranın olduğu için de her şeyi anlatamıyoruz. Ve burada buna son koyalım. Seyyid Azim Şirvanlı'nın divanını eğer elinize düşerse tavsiye ederim okumaya. Çok teşekkür ederim.